Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere cumartesi günü bir yağış gerçekleşti yağmur bölgelerinde. Ve yağışlar sayesinde, yangın bölgelerindeki yağmurların sayesinde yangınlar bir nebze kontrol altına alınabildi. Biz bu münasebetle videolarımızı bu haftadan itibaren yayınlama kararı aldık. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Bir önceki videomuzda 1512-1520 yılları arasında yani Yavuz Sultan Selim Han'ın dönemindeki olayları, gelişmeleri kronolojik doğru bir şekilde ele almış, incelemiştik. Bu videomuzda ise 1520 1547 yılları arasındaki 27 yıllık süreçte yaşanan gelişmeler olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuza geçebiliriz. Yıl 1520. 1. Selim'in vefatı ve 1. Süleyman'ın tahta çıkışı. 1. Süleyman'ın tahta çıkış döneminde Süleyman tek kardeş. Yani herhangi bir erkek kardeşi yok. Tahta aday olabilecek. Bu yüzden çok rahat bir şekilde tahta çıkıyor. Babası Yavuz Sultan Selim doğu tarafında Safavileri yenip doğu tarafını güvence altına alıyor. Akabinde hemen güney tarafındaki Memlük Sultanlığı'nı yenip güney tarafını güvence altına alıyor. Zaten kuzeyde Karadeniz var ve Karadeniz o dönemde Rusya yok. Karadeniz'de zayıf devletler var. En küçüksü Litvanya. Gibi devletler yani. Hemen sonrasında Batı'da zaten siyasi birlik yok. Batı geri kalmış. O yüzden Yavuz Sultan Selim çok rahat bir şekilde tahta çıkıyor. Hazine tam takır düzeltiyorum. Kanuni çok rahat bir şekilde tahta çıkıyor. Hazine tam takır dolu. Yani hazinede para koyacak yer yok. Ki Yavuz Sultan Selim Han hazineyi mühürlemiş. Benden sonra eğer bu hazine benim torunlarımdan biri mühürlerse, yani doldurursa, onun mührüyle mühürleyin. Yok eğer dolduramazsa benim mührümle mühürleyin denilmiş. 4. Murat hazineyi tam manasıyla doldurmuştur ama Yavuz'un mührünü kaldırmamıştır. Yani anlayacağınız kanunu isim tutan Süleyman Han çok rahat ve güçlü bir şekilde Osmanlı tahtına çıkıyor. Hemen sonrasında Fatih'in kusatıp alamadığı Belgrad'ı 1521 yılında alıyor. Yani Fatih'in alamadığını torununun oğlu almış oluyor. 1521'de Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması. Bu kitap denizcilik kitabıdır. Birçok ülkede 19. 20. yüzyıla kadar okutulmuştur. Ve çok önemli bir kitaptır. Ayrıca haritalar da vardır bu eserin içerisinde. Piri Reis gidip görmediği yerlerin haritasını çıkarabilmiş bir adamdır. 1522 Kanuni Sultan Süleyman Han'ın validesi yani annesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bir mağaristan inşa edilmesi. Yani Manisa'ya bir külliye şeklinde bir şey yapılması. Ki zaten Osmanlı medeniyet tarihi hakkında daha önce de belirttiğim gibi Yılmaz Özhan'ın Osmanlı Devleti Tarihi 2 medeniyet tarihi kitabını okursanız ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 1522 Rodos'un fethi. Ki bu da Kanuni'den önce kutatılmış. Lakin alınamamış yerlerdir. Kanuni Sultan Süleyman Han burayı da alıyor. Ve şu anda Rodos normalde Misak-ı Milli sınırlarında olmasına rağmen benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyor olabilirim. Yunanistan'da olan bir toprağımızdır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. 1524 Mısır'da hain Ahmet Paşa isyanı Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiyeti. Mısır valisi Osmanlı'ya isyan edip kendisini Memlük Sultanı ilan ediyor. Tabi maktul İbrahim Paşa. Kendisi bir maktul İbrahim Paşa aslında bir egoisttir. Bir soytarıdır ama
Bu isyanı bastırmayı başarıyor ve bu adamı da ortada Maktul İbrahim Paşa'da Hayal Ahmet Paşa'yı ortadan kaldırıyor. Hemen sonrasında Kazan Hanlı Osmanlı'ya katılıyor. Kazan Hanlı bildiğim kadarıyla Asya'da, yani Hazar Denizi'nin o civarlarında olan bir devlet. Ben öyle biliyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam. Tabii yanlış bilir olabilirim ama Hazar Denizi'nin onun taraflarında bir devlet yani. Bundan eminim. 1525 ilk Fransız elçisi İstanbul'da. Fransa'nın gönderdiği ilk elçi. 1526 Mahal Seferi. 1527 Bosna'nın fethinin tamamlanması. Hatırlarsanız Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'yı fetih Bosna'nın bir kısmını fetih edebiliyordu ama bir adamı da fethini tamamlayamıyordu. Birinci Bosna seferi, ikinci Bosna seferi falan filan. Lakin torununun oğlu yine Kanuni bunu da tamamlıyor. Bakın az önce belirtmiştim bu eserde. 1528'de Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi. Bu haritanın şöyle bir özelliği vardır. Piri Reis gidip görmediği yerleri de bu haritaya ekleyebilmiştir. Amerika kıtasını ilk defa Piri Reis 1528 yılında söylemiştir. Lakin dönemin sadrazamı Maktul ya da Makbul İbrahim Paşa Amerika'nın keşfini Osmanlı Devleti döneminde çok güçlü olduğu için yetersiz bulmuş ve bir yanılgıya düşmüştür. Ki nitekim Amerika'yı ilerleyen asırlarda İngiltere keşfetmiştir. Ve İngiltere hem Kuzey Amerika'yı yani Amerika'yı ve Kanada'yı keşfederek burada kendi sistemini kurup Osmanlı'nın sonuna kadar Amerika'ya bağımsızlık vermeyerek ortalama bir yüzyıl verecek olursak 19. yüzyıla kadar Amerika'ya hatta 20. yüzyıla kadar Amerika'ya bağımsızlık vermeyerek kendi gücünü korumayı sağlamıştır. Evet, 1529 Viyana kuşatması, Budin'in geri alınması, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Marsilya'ya çıkışı. Sırayla gidelim, Viyana kuşatması. Viyana'yı kusatıyoruz, lakin alamıyoruz. Çünkü o dönemde gerekli altyapı yok. Ve kısımla yaklaşması üzerine kusatmayı kaldırıyoruz. Kusatma batarası oluyor. Aynı yıl Budin'in geri alınması. Budin'i tekrar Osmanlı'nı fethediyor. Aynı yıl Barbaros Hayrettin Paşa'nın Marsilya'ya çıkışı. Ki Marsilya, ki Barbaros'tan gidelim, Marsilya'dan gitmeyelim. Barbaros önemli bir denizcidir. Osmanlı Devleti'ne çok büyük katkılar olmuştur. İlerleyen bir sonraki serimizde, ayrıntılı padişahların hayatını anlatımı serimizde mutlaka Barbaros'un da hayat hikayesine değineceğiz. Ki bildiğim kadarıyla bu Eylül veya Ekim ayında TRT1'de benim de severek izleyeceğim. Eğer sözünü yayınlarlarsa basrollerin ulusuna Astapey ile Engin Altan Düzyatan'ın yaptığı yani oynadığı Barbaroslar dizisi tam ismi belli değil bu arada yayın hayatına basılacak büyük ihtimalle çünkü fragmanı verdiler. Bu diziyi de eğer basılarsa izlemeni de tavsiye ediyorum. Tabii hemen sonrasında Alman Seferi 1532 Kanuni'nin Graz'ı fethi. 1534 Osmanlı ve Almanya arasında herkes Osmanlı'nın fethini kabul eden bir anlaşmanın yapılması. 1533-34 Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbirliği'ne tayini. Barbaros Hayrettin Paşa normalde Seyşet'e Korkut'un adamı. Seyşet'e Korkut Yavuz'un kardeşidir. Yavuz Sultan'ın kardeşidir. Kanuni'nin amcasıdır. Ama Seyşade Korkut ortadan kaldırıldıktan sonra Barbaros bir müddet Yavuz'un döneminde şeyde kalıyor. Osmanlı'dan korkuyor. Acaba bana bir şey yaparlar mı diye. Sonrasında Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde kendi Cezayir'i kendisi fethediyor. Normalde Barbaros'un kendisi fethediyor. Kendi fethettiği ülkenin anahtarını, Cezayir'in anahtarını Kanuni'ye götürüp Kanuni'nin eteğini öpüyor. Ve sonrasında da kendisine Cezayir Beylerbirliği veriliyor.
Hemen sonrasında 1534 Osmanlı-İran Savaşı'nın açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınması. Şimdi Tebriz, Safavi Devleti'nin mukaddes bir şehir. Bildiğim kadarıyla bir dönemde başkentliğini yapmış bir şehir. 1534 Seyhülü Sinan İbni Kemal'in ölümü. 1535 Tunus'un kaybedilişi. 1536 Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı sınırlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi. Bunun sürü bir özelliği vardır. Bu sudur. İşte iki medeniyet devleti. Osmanlı açısından kötü olsa da o dönemin Tatarlar açısından gereklidir. Çünkü ticareti canlı tutmak gerekir Osmanlı Devleti'nde. Çünkü Osmanlı büyük bir devlettir. 1536 Vezir-i Azam Maktul ya da Makbul İbrahim Paşa'nın idamı, ki kendisini Osmanlı padişahı olarak görüp birçok olaya karışmıştır. İdamı da son derece doğrudur. 1537 Karsuf Avalonya Seferi. 1537 Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertigo Zaferi. 1538 Barbaros Hayrettin Paşa'nın kumanda ettiği hatta tam ismiyle Cezayir Bahri Şefit, yani deniz eyaletleri anlamına gelir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın kumanda ettiği Osmanlı donanmasıyla Batılı devletlerin güçlülerinin oluşturduğu Batılı müttefik donanmasının karşılaşıp Osmanlı'nın Batılı müttefik donanmasını yendiği bir güzel bir savaştır. Osmanlı çok az zayiat vererek Batılı müttefik donanmasını yenmiştir bu savaşta. Hemen sonrasında bu tabii bu deniz savaşıdır, kara savaşı değildir. Deniz harbidir yani. 1538 Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi, Adem ve Hardemut'un alınışı. 1540 Venediklilere verilen Karadeniz'de serbest ticaret hakkının ortadan kaldırılması. Bu sayede Karadeniz tam manasıyla bir Osmanlı gölü haline geldi. 1541 bu dinin kesin bir şekilde Osmanlı toprağı olarak ilhakı ve beylerbeyliği olması. Bu din beylerbeyliği. 1543 Estergon ve Sizek Esfer varın fethi. 1547 Osmanlı Habsburg, yani Habsburg ya da Alman devletidir. O dönemdeki Alman devletidir. Bu savaşın sonu. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, biz bu videomuzda 1520-1547 yıllar arasında yaşanan gelişmeler ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele aldık, inceledik. Videolarımıza bir müddet ara verdik, bir hafta. Bunun sebebi şudur. Yangın varken video çekilmez. Yangın varken kutlama yapılmaz. Eğer bir ülkede bir olay oluyorsa ben böyle şeyleri gereksiz görürüm. Kanalıma video yüklemeyi, resim çekmeyi ya da paylaşmayı gereksiz görürüm. Çünkü bu olay hayati bir olaydır. Ben bir hafta video çekmesem ölmem ama yarın bir gün cumartesi günkü eğer yağmurda durmazsa, ki büyük ihtimalle duracak, yarın bir gün o yağmurda durmazsa tabi halkı galen etmek için bunu söylemiyorum ama bütün Akdeniz kıyıları yandığı zaman eğer böyle bir olay gerçekleşirse, beni kanalıma biraz video yüklemedim diye sıkıntı yapmam ama Akdeniz kıyıları yanarsa insanlarımız zor durumda kalır, oksijen kıtlığı başlayabilir. O yüzden bir hafta video yüklemedim. Bakın, hafta 3 video yükledik. Bu birinci videomuz, ikinci videomuz çarşamba günü gelecek, üçüncü videomuz cuma günü gelecek ve inşallah bitireceğiz. İkinci videomuz Osmanlı şeyle ilgili olacak, çarşamba günü gelecek olan. Büyük Selçuklu ile ilgili olacak. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim, bu videomuzda 1520-1547 yıl arasında yaşanan 27 yıllık olayları ve süreçleri kronolojik ve doğru bir şekilde ele aldık ve sizlerle birlikte inceledik. İnşallah diğer videomuzda 1547-1566 yıl arasında yaşanan 19 yıllık gelişmeler olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp inceleyeceğiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tüm temennimiz yangının bir an evvel son bulmasıdır. Sağ olun, var olun,
Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.